HTS Life in Lara, Antalya Kundu'da muhteşem yazlıklar sizleri bekliyor. Uygun ödeme koşullarıyla sahip olabileceğiniz muhteşem villalar size özel fırsatlarla. Birazdan. Programımız tüm keyfiyle sürüyor. Evet, Türkiye'nin dört bir yanı demiştik. Hep birlikte Antalya'ya doğru gidiyoruz. HTS Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Sönmez stüdyomuzda. Kanal 7'den canlı olarak sunduğumuz programımızda Antalya'da muhteşem yazlıklar sahibi olma imkanıyla stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız Tahsin Bey? Merhabalar, hoş buldum. Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler? İnanılmaz heyecanlıyız çünkü geçen hafta artık hani bebek doğuyor dedik evet. Ve Antalya Kundu Oteller Bölgesi'ndeki ikinci etap projenizle tanıştı izleyicilerimiz. Birinci etaptan isterseniz kısaca bahsedeyim. Sevgili izleyiciler, Tahsin Bey'le yolculuğumuz çok uzun aylar önce başladı ve Antalya Life in Lara Villaları Kundu Oteller Bölgesi'nde, birazdan sevgili yönetmenimden rica edeceğim. Birinci etaptaki tüm Life in Lara'daki izleyicilerimiz villalarını aldılar ve orada yaşam başladı. Hani bunu şöyle söylemek istiyorum. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. HTS İnşaat Yapı Antalya'da çok eski bir firma. Çok fazla villa yapmış durumda. Çok fazla proje yapmış durumda. Birazdan görüntüler gelecek. Birinci etap satışları artık çok azaldı. Artık orada yaşam başladı. Ama iyi haber gerçekleşti. Sevgili izleyiciler, ikinci etap başladı. Uzun aylardır diyordunuz, Duygu ben kira öder gibi yazdığım olsun istiyorum. Tahsin Bey de evet, yeni projem Duygu, seni kırmıyoruz dedi. Ve bu beklediğimiz ikinci etap ve çok keyifli proje olan ikinci etap bebek doğdu demek istiyorum. Evet. Yeni bebeğimizden biraz bir haber verelim değil mi izleyicilerimize? Life in Lara ikinci etaplar olarak. Evet, Life in Lara ikinci etap genelde birinci etaptaki alıcıların istekleri doğrultusunda projelendirildi. Ve şu anda da işte lansmanla başladık. Kısmetse bayram sonrasında inşaatına başlıyoruz. 18 ay gibi bir sürede de alıcılara teslim etmeyi hedeflediğimiz bir proje. Tahsin Bey, neydi izleyicilerimizin istekleri? Neydi sizin bu projedeki kriterleriniz başlamadan önceki? Şimdi zaten biz Antalya'yı bir yazlık mekan olarak satmıyoruz. Şimdi ama genelde tabii yurt dışında yaşayan insanlar ya da Türkiye'de Antalya deyince algılama yazlık olarak algılanıyor tabii. Biz hem yazlık hem kışlık formatında bir proje sunduk alıcılara. Bu Life in Lara bir projesinde küçük ve büyük iki tip olarak yapmış olduğumuz villaların genelde orta boyutlarda, yani 100 metre üzerinde, 130 metrekare civarında daha çok talepler aldı. Biz bu projede onları göz önünde bulundurarak daha denize lokasyon olarak daha yakın bir bölgede aynı zamanda işte metrekareleri de biraz küçükleri büyüterek yani 85 metrekare 2+1 çok rahat bir yaşam alanı oluşturduk. Ekranda şu anda görselleri izliyoruz Tahsin Bey. Son derece şık bir proje ve inanılmaz büyük bir havuz görüyorum. Evet. Boylu boyunca bir havuz var galiba değil mi? Çok ayrıcalıklı siteyi, bir şey. Evet, boydan boya 650 metrekare yüzme havuzu olan çok geniş ve çok ferah bir alan oluşturduk yüzme havuzu olarak. Genelde de işte insanların Antalya'da işte güneşin sıcağın çok olduğu bir zamanda havuzu kullanmaları çok daha kolay olsun ve çok rahat orada havuzdan yararlansınlar diye. Böyle peki, bir konsept oluşturduk. Birinci etaptaki gibi ikinci etapta da yoğun sosyal alanlarımız olacak mı? Bir de çok önemli bir artısı, burası denize daha yakın. Birinci etaba nazaran 350 metre daha yakın, yani toplam 600 metre mesafedeyiz denize, yürüyüş mesafesinde. Her şeyle sosyal donatıları zaten artık olmazsa olmazlarımız var. İşte, HTS yaparsa evet, yapar diyorsunuz. Evet, daha iyisini her bir projede bir adım daha ileriye götürüyoruz projelerimizi. Bu ikinci etapta yüzme havuzumuzla beraber sosyal alanlarımız da daha geniş. %70'i yeşil alan zaten, herkesin müstakil bahçesi kullanabileceği. Ne kadar bahçelerimiz? 3+1 villalarımızın 130 metrekare villaların kullanım alanı, sadece bahçe olarak kullanım, kendisine özel alanı 55 metrekare. Oldukça büyük bahçeler. Evet, çok yani rahat. Taze sebze meyvemizi çok rahat ekebiliriz. Her şeyi, her türlü kullanma şansına sahip. Müstakil, onlara ait bir yer. İsteyen hobi bahçesi olarak kullanabilir. İsteyen farklı amaçlarda da kullanılabilir. 2+1 85 metrekare villamızın da 35 metrekare müstakil alanı var kendine ait. Tabii sitedeki sosyal alanların, işte herkesin ortak kullanım alanları hariç, sadece özel alanlardan bahsediyorum.
artık böyle biraz yazlık sahibi olsunlar diye izleyicilerimize keyif keyif bilgilendirelim istiyorum. Çünkü gerçek sürprizi söylemek istiyorum. Hasan Tahsin Sönmez stüdyomuzda sevgili izleyiciler, Antalya'da bulunan Kundu Oteller bölgesinde muhteşem bir villanız olacak. İddia ediyoruz, görüntüleri de gördünüz. Proje çok şık. Her şeyle detaylı düşünülmüş. Ama biz bu yazlıklara nasıl, yazlık demek istemiyorum, Antalya'ya, bu villalara nasıl sahip olacağız Tahsin Bey? Şimdi lansman olarak çok ekonomik fiyatlarla çıktık. Gerçekten bunun alıcılar tarafından bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 9.000 euro peşin 40 aya kadar euro bazında vade farksız vadelendirerek, kendi şirket bünyesinde vadelendirerek satışa çıktık bu o projeyi. O zaman sözünüzü balla keserek tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, Tahsin Bey aylar sonra ikinci etabı satışa çıkarttı ve muhteşem bir villanız olacak. Antalya'nın Kundu Oteller bölgesi, ki çok kıymetli bir bölge. 5 yıldızlı otellerin olduğu inanılmaz bir turizm bölgesi Antalya. Kundu Oteller bölgesi 9.000 euro peşin 40 aya varan vadelerle yazlık sahibi olacağız. Ve bu yazlıklarda, bu villalarda, bu yatırımımızda neler olacak, Tahsin Bey'den detayları tekrar alacağız. Evet, şimdi zaten bizim sitemizin %70'i yeşil alan. Şimdi bu yeşil alan içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, otoparkımız. Onun haricinde sosyal donatı olarak fitness, squash salonu, bilardo masası, işte tenis kortu falan. Bunların hepsi bizim olmazsa olmazlarımızın içerisinde yer alan projeler. Tahsin Bey, projenin detayında gördüğüm, hani çok büyük bir havuz yapmış olduğunuz için hemen hemen yarı yarıya evi, villayı alan izleyicilerimiz evlerinden direkt havuza atlayabilir gibi bir pozisyon var. Tabii herkes kendi bahçesini çok rahat, işte bir şezlong kadar kullanma şansları da var. Orada şezlongtan hemen havuza girme şansları var. Hani cüp deniz derler ya, cüp havuz olmuş bu galiba. Birazcık elimden öyle. Çıkar havuza aslında cüp deniz desek de çok uzak değiliz yani denize. Hemen yürüyüş mesafesinde denize çıktığımız yerde bir de denizi kullanmamız da çok önemli. Çok güzel Lara plajlarının, kumsalının olduğu bir yerde hemen yürüyüş mesafesinde çok rahat kullanacağımız alanları da var. Tabii bunların hepsini üst üste koyduğumuzda Antalya'nın zaten marka değeri çok yüksek bir şehir. Yani evet, dünyada artık bir turizm ve üniversiteler şehri oldu Antalya. Böyle bir yerde bizde turizm çok hızlı gelişti ve çok marka değeri yüksek otellerin olduğu bir bölgede bizde böyle şık bir proje imza atmaktan firma olarak da çok hoşnutuz. İzleyicilerimiz geçen hafta lansmanda projeyle tanıştılar ve artık sizleri aramaya başladılar. 9.000 euro peşin 40 aya varan vadelerle inanılmaz bir villa sahibi olacaklar. Bazı uygun ödeme seçenekleri sunuyor muyuz? Bazı önerilerle geldiklerinde firma olarak nasıl bakıyorsunuz? Tahsin Bey, 9.000 euro vereyim, 3 ay 1.000 ödeyeyim de ara ödemem şu olsun gibi. Böyle hani yaklaşımcı mıyız ki, ben sizi çok iyi tanıyorum yapı olarak. Hani şimdi siz Duygan, kimseyi boş çıkarmazsınız biliyorum ama. Şöyle söyleyeyim, zaten bu şu anki lansman fiyatlarımız ay sonuna kadar geçerli olan fiyatlar. Yani bu fiyatlar... bir zam haberi duydum sevgili izleyiciler. O zaman bu yazdıkları ay sonuna kadar bitiriyoruz. Dünyanın dört bir yanından lütfen bizleri arayın. Duygu Meltem Yalçıkaya zam yapmadan bu evleri alın dedi, deyin ki bir an önce alalım bitsin. Ben o zamları duydum mu çok fena alıyorum Tahsin Bey. Aslında gerçek fiyatları tabii ki bu çıkmış olduğumuz fiyatların çok üzerinde bir fiyatlar. Tabii ki inşaat halinde ya da başlangıç aşamasında yer satıyorken hem firmanın avantajı hem de alıcının avantajları olsun diye böyle bir lansman fiyatları oluşturuyoruz. Bu gerçekten alanlar için avantajlı bir fiyat. Bizler de canlı yayın aracılığıyla sizlerle izleyicilerimizi tanıştırarak böyle uygun ödeme seçenekleri ve inanılmaz fiyatlara ev alsınlar istiyoruz. Sanıyorum bunu da çok uzun aylardır başardık. Evet. Yeni etabımızda da başaracağımızı düşünüyoruz. Çünkü geçen haftadan gelen tepkiler çok keyifli. Artık Antalya'ya uçuşlar başladı bile galiba. Evet, tabii Antalya o anlamda biz lokasyon olarak da havaalanına çok yakınız. Dünyanın her yerinden her zaman çok rahat uçak seferleri olan bir bölgedeyiz. Tabii ki Antalya, yani bir İstanbul'a gelir gibi dünyanın her yerinden çok kolay ulaşmak. Dediğim gibi havalanından bizim oraya ulaşmak 10 dakikalık bir, 10-15 dakikalık bir mesafedeyiz. Tabii bunların hepsi alıcı için bir avantaj. Kesinlikle. Yani hiç şehrin yorgunluğunu tatmadan uçaktan iner inmez böyle bir projeye ya da işte kendi almış oldukları yere ulaşmaları çok mümkün. Tabii bunlar yine bölgenin
lokasyon açısından, gelişmesi açısından da, bizler açısından da çok önemli bir bölge. Kundu Oteller bölgesini biraz daha detaylı anlatalım istiyorum tüm evet. izleyicilerimize. Çünkü yani olabildiğince 5-6-7 yıldız falan gibi oteller, konfor, inanılmaz bir lüks, inanılmaz bir değişim var bölgede. Bu da sizin yaptığınız yatırımın çok kısa zamanda değerlenmesi mi demek acaba? Ya tabii ki şimdi bütün dünyada Türkiye'ye gelen turistlerin %70'i Antalya bölgesine geliyor. Yani yaz-kış açık otellerin olduğu Antalya'da tek bölgede Kundu bölgesi. Şimdi bu tarafından da bakarsak bütün dünyanın rağbet ettiği bir bölgedeyiz. Her yatırım yapan insan bir şekilde bu etraftaki komşu otellere de bir şekilde onların imkanlarına da sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla hem almış oldukları yerin rantının yükselmesi açısından hem de çok keyifli bir bölgede tatil, yaz-kış oturma açısından çok avantajlı bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Anlattıklarınızdan şunu çok çağrıştırıyorum Tahsin Bey. Yani bu kadar çok bulunduğum bölgede otel varsa, turistik tesis varsa ve ben de bu villalardan birine sahipsem bir kere bu villayı çok rahat kiraya veririm. Çünkü bölge çok popüler. Hiç bu konuda şöyle söyleyeyim. Bizim birinci etapta bu anlamda ciddi anlamda biz talep aldık. Hatta bazı yer alan kişiler bizden senenin bir ayında gelebiliyorlar ve işte diğer 11 aylarını işte nasıl değerlendirebiliriz gibi düşüncelere sahipler. Biz satış sonrası hizmet adı altında bir birim oluşturduk. Orada bu tür sorulara ya da bu tür isteklere cevap veren bir birimimiz var. Peki sizce kaç ay yazlıklar kiraya verilebilir ya da bu evler Antalya'da ne kadar uzun sürekli, sürekli yaz kış diye bakın şu anda belki dünyanın her yeri kışı yaşıyor. İstanbul'da da Antalya belki. Muhteşem değil ama mi? Antalya hala yazı yaşıyor çünkü 323 günü Antalya'nın istatistik bir rakam olarak güneşli bir güneşli şehir. Var, doğru. Dolayısıyla böyle yani eğer kiraya vermek gibi bir düşünce varsa bununla ilgili hiçbir sorun yok. Çünkü o etrafta aşağı yukarı 25 bin yataklı oteller var burada. Çok çalışanı var, üst düzey yöneticileri çok var. Çok astronomik rakamlarla kalınıyor evet, o oteller. Yani, çok son derece lüks oteller çünkü. Ya her şeyiyle çok donanımlı oteller. Yani dünyada tanınan bilinen oteller. Şimdi tabii Türkiye'de turizm yatırımı da çok gelişti artık. Yani otellerimiz de bana göre dünya standartlarının çok üzerinde. Hele Antalya'da bu bölgedeki oteller son zaten 5-6 yıllık, en fazlası 10 yıllıktır yani bu bölgedeki oteller. Onun için hem çok ciddi anlamda rağbet görüyor ve gerçekten de çok donanımlı. Biz de onlara komşuyuz öyle diyelim. Evet her... kesinlikle bölge olarak çok yakındasınız zaten ama Life in Lara ikinci etap villalarından biraz villa metrekarelerinden ve tabii. inşaat kalitesinden ve kaç oda kaç salon olacak, nasıl bir dizaynı biraz bize böyle projeyi gezdirir misiniz? Tabii şimdi ikinci etap... 70 villadan oluşuyor. Bu 70 villanın 2+1 ve 3+1 olarak iki değişik tipte projelerimiz var. 2+1 olan 85 metrekare giriş katında açık mutfağımız ve salonumuz var. Üst katta iki yatak odası, banyo tuvaletimiz var. Bir büyük olarak tabir ettiğimiz... Salonumuzdan direkt bahçeye çıkıyoruz. Bahçe evet galiba, bahçeyi %100 kullanıyoruz. Oradan da havuza. Evet, oradan da havuza evet. Aynen, yani işte... İsteyen işte bahçesinde, isteyen havuzunda çok rahat vakit geçirebileceği, çok rahat kullanım alanı bir defa. Metrekareler %100 hiç atıl alanı olmamaksızın çok iyi dizayn edilmiş bir proje. Onu çok net söyleyebilirim. İkinci etap 130 metrekare. 130 metrekarede 3+1 diye tabir ediyoruz. Yine alt katında açık mutfağımız var, geniş bir salon, tuvaletimiz var alt katta. Üst kata çıkınca bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. İki tane de ayrıyeten yatak odası ve ortak kullanım alanı olan bir banyo tuvaletimiz daha var. Tekrar izleyicilerimize hatırlatalım istiyorum. Çünkü yeni bir bebek olduğu için ikinci etap Life in Lara villaları kira öder gibi bir villalar olsun istiyoruz. 9000 euro peşin ve 40 aya varan vadelerle şöyle mi diyoruz? 9000 euro peşin villa sizin. Evet. Diyelim yani, evet bu gerçek bir şey. Biz bunu böyle söylüyoruz. Zaten birinci etaptan yer alan kişiler de şikayetimizi yapmış olduğumuz işi zaten görmüş durumdalar. İkinci etapta biraz birinci projeden farklı olarak mutfakta ankestro ürünleri biz standartımıza koyduk. İkinci etaptan standart olarak mutfağımızda ankestro ürünleri dahil. Zaten Günüz falan zaten standartımıza var olan şeyler. İlgi duyan kişilerin bir an önce yani şunu çok net söyleyebilirim. Bu fiyata dünyanın öbür ucundan gelmeye değer bir fiyat bu. Çok
Çok haklısınız. Yani bu bana çok... da sürpriz oldu. Ben evet. bu kadarını beklemiyordum sevgili izleyiciler. Tahsin Bey'le sürekli konuşuruz. Hani yeni etap ne olacak, fiyatlar ne olacak ama geçen hafta ilk programda duydum ve çok mutlu oldum. Çünkü cebinizi acıtmayacak bir ödeme seçeneği bu. Çok inanılmaz bir tablo var karşımızda ama bakın projeyi görüyorsunuz. Son derece şık bir proje. Çok güzel bir villanız olacak. Antalya Kundu Oteller bölgesinde olacağız ve Tahsin Bey gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 40'a varan vadeler bunlar çok önemli ödeme seçenekleri. Kefil istenmiyor, arada banka yok, aracı kurum yok. Tamamen gidip firma ile tanışıyorsunuz ve havaalanından indiğiniz andan itibaren kendinizi çok özel hissedeceğiniz anlar yaşatıyor size evet. Tahsin Bey ve ekibi. Birinci etapta alan izleyicilerimizi tanıdık, çok da mutlu olduk. Herkes evini bugün eşyalarını topladı, gitti yerleşti villasına galiba. Tabii değil mi? Yaz boyunca onlarla ortak dostluklarımız oluştu tabii ki. Orada çok rahat, keyifli onlar tatillerini geçirdiler. Biz de onlarla beraber olmaktan çok keyif aldık. İkinci etap onun işte dediğim gibi denize daha yakın bir bölümünde başladı. Şimdi birinci etapta eğer işte çok sayılı yerimiz var, oradan yer almak isteyen kişilerin banka kredili 10 yıla kadar vadeli yer alma seçenekleri var. Ama ikinci etapta da biz firma olarak aslında ikinci etabı genel istek doğrultusunda çıktık. Biz firma olarak bir projeyi bittikten sonra satışa sunan bir firmaydık. Evet. Ama burada, daha çok yapsatçısınız evet. siz ama... İlk kez sat yap gibi evet, oldu bu. Evet bu sefer evet. Böyle ciddi talep olunca insanlar çok bankaya bulaşmak istemiyorlar. İşte kendilerine göre direkt muhatap olup şirket bünyesine krediler kullanmak istiyorlar. Biz de onlara böyle bir seçenek sunduk. İlk haftadan ciddi anlamda talepler aldık. Yine bütün izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Evet çok mutlu oluyoruz sizden böyle haberler alınca. O zaman böyle hani çok açık davetlerde bulunalım istiyorum sevgili izleyicilerime. Sizleri Antalya'ya davet ediyoruz sevgili izleyiciler. Kanal 7 stüdyolarından canlı olarak yayındayız. Antalya HTS Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Sönmez stüdyomuzda. Çok uzun aylardır kendisini tanıyorsunuz. Uzun soluklu bir canlı yayın emlak programları konukluğumuz oldu. Ama birinci etaptaki satışlarımızda dünyanın dört bir yanına sesimizi duyurduk. İzleyicilerimiz gelip evlerini aldılar. Şimdi ikinci etapta da aynı akıbeti yaşayacağımızı ben çok iyi biliyorum. İstiyorum ki 40'a varan vadelerle harika bir villanız olsun. Bu villanız kısa zamanda yatırım bulsun ve değerlensin. Alırken kazanabileceğiniz çok şık bir eve sahip olun istiyoruz değil mi Tahsin evet. Bey? Şimdi şunu çok net söyleyebiliriz. Bizim lansman fiyatlarımızın çok kısa bir zaman sonra yani ay sonundan sonra bir fiyat artışımız olacak. Bu inşaatın tamamlanması sürecinde muhakkak ki ciddi anlamda bizim satış fiyatlarımızda kendi bölgenin getireceği artı rantın haricinde biz satmayı düşündüğümüz fiyatlar bugün çıkmış olduğumuz fiyatların en az %40 daha fazlası olacak. Çünkü oranın gerçek değerinin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ama şimdi ben biliyorum ki izleyicilerin bütün mesajlarımı aldılar. Daha fiyatlar değişmeden bütün lansman bitecek. Biz satın alacağız. İnşallah biz bundan memnunluk duyarız. Yani aman biz işte bir kısmını böyle satalım sonrasını pahalı satalım dedi. Bir sonrasında yine bir projemiz var. Biz o bölgede çok işte yatırımları ileriye dönük de planlayan bir firmayız. Sizi hemen izleyicilerimize şikayet etmek istiyorum. Tahsin Bey çok eskidir Antalya'da, çok da güçlü bir firmadır. Havaalanından sizi karşıladıktan sonra şunu yaşarsınız. Şuradaki arsa bizim, HTS, buradaki arazi bizim falan. İnanılmaz güçlüler gerçekten. Bu bizler için, hepimiz için çok inandırıcı, güvendirici bir durum. Firmalarımızın güvenilir olması, geçmişte yaptığı işler hepsi çok önemli. Lütfen bir an önce Antalya'ya konuk olun diyoruz. Kendinizi özel hissedeceğiniz çok şık bir proje. Life in Lara ikinci etapta mutlaka bu harika villadan yerinizi alın demek istiyorum. Çünkü Tahsin Bey bizleri kırmadı. 9.000 Euro'dan başlayan fiyatlar, 9.000 Euro peşinat ve 40'a varan vadelerle bakın ekranda da biraz sonra tekrar göreceksiniz projeyi. Harika bir yazlığınız, harika bir villanız olacak. Hep ben İzmirliyim ya, Antalya'da hep bende yazlık gibi kalmış değil mi? Olsun. Akdeniz'in güzelliği. Genelde öyle algılanıyor. Gerçek bir göç ama bölgesi Antalya, şu anda Antalya, ama. Valla programlara sığmaz. Ben Antalya'yı çok seviyorum biliyorsunuz. Biliyor sizdir Antalya aşığısınız. Evet çok da keyifli bir şehir. Sinirin stresinin olmadığı bir şehir. Yani günümüzde en çok insanların problem olarak yani yaşadıkları stres biliyorsunuz. Ama Antalya bundan hepsinden çok uzak, çok keyifli. Her şey elinizin altında olan bir şehir. Son iki dakikamız olduğu için projeden bilgi verelim istiyorum. Evet. İkinci etapta sosyal alanlarımız neler? Çok büyük bir havuz görüyorum. Ne gibi avantajlarla ev sahibi olacaklar? Son iki dakika bir toparlama rica edeceğim size. Tabii şimdi burada yaşamanın bir defa sorunsuz bir yaşam.
Her şeyden evvel yani Life in Lara'ya girdiğiniz an, kapıdan girdiğiniz an çok rahat işte otoparkını çok rahat kullanabileceğiniz, yürüyüş alanlarını çok rahat kullanabileceğiniz, dairenin içerisine geçtiğiniz anda da çok rahat iki kat villa şeklinde kullanım alanı olan ve işte iki seçenekli, isteyen küçük 85 metrekare, isteyen büyük 130 metrekare yer sahibi olan insanlar sitenin içinde isterse müstakil bahçesini kullanabilir. 650 metrekare yüzme havuzunu çok rahat kullanabilir. Eğer bunlar da yetmiyorsa 500-600 metre yürüyerek çok geniş kumsalların olduğu ve çok güzel denizin olduğu bir yerde tatillerini, yaz kışını çok rahat geçirebilirler. Bu kadar keyifli bir proje. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Sevgili izleyiciler, Duygu ile Yaşam Fırsatları'nda canlı olarak yayınladığımız programımız devam ediyor. Biliyorsunuz bu hafta Apulas Emlak Fuarı'nda bazı görüntüler almıştım. İnşaat sektörünün görüntülerimiz haftaya hazırlanacakmış. O yüzden süremiz bittiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Canlı yayın emlak programlarımızda önümüzdeki hafta tekrar Kanal 7 Avrupa ekranlarında olacağız. Görüşmek üzere, sevgiler diyorum sevgili izleyiciler.